Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayri hadi hadi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerde en yaxşısı Allah'ın sözü ve yollarının en yaxşısı Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın yolu. Siz bilmemizi bana şu Resulullah s.a.v'ki ümmet kıyken Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamdü sanalar bulsun. Ve bana şu cami, mescidde siz bilmemizi Allah'ın kelamını örgünüşünde Allah'ın kitabını üstüne cemlegendik. Resulullah s.a.v'de suhbeti de hamdü cemlegen bulsun. Amin. Ötken seferki suhbetimizde siz bilmemiz bana peygamberlerinin en uluğlardan bugün İbrahim Halilullah'tı kıssasını yapraştığı yetken bu. Bana 3 yoki 4 suhbatda İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını o'rgangan bo'ldik ve bir qancha xulosalarni olgan ham bo'ldik bu narsadan. Mana shu bugungi suhbatimizni, bugungi payg'ambarning tarixini gaplashishdan avval ana shu İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasidan olingan xulosalarni bir qator takrorlab qo'ysak, inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. İbrahim Aleyhisselam mana aytdik, tavakkulchilarda, mutavakkilinlarda ustozi deb aytdik. Ya'ni tavakkül, Allah da Allah'a suyanışlık kandayı buluşluğunu İbrahim Aleyhisselam'da hayatı da bir nece oranlarda küzetken bulduk. Allah da Allah Kur'an'da merhamet kıldı. Ve İbrahim ellezî vaffa. O vafakı gen İbrahim'i de dedi. Her bitti oranda Allah da Allah'a buyruğu ki İbrahim Aleyhisselam'a vafa kıldı. Özünü kurban kılıçlık gereği boyan da vafa kıldı. Ana şu 85 kekirgende körgen bir tane balasını ana şu hatını buradan Bakke Vadisi'ye koyup gelişlik gibi büyürülgen de vafa kıldı. Ana shu bir dona ko'rgan bolasini qo'li bilan so'yishlik buyurilganda vafo qildi. Ka'ba qurishlikda buyruq bo'lganda unga vafo qildi. Va Ibrohim allazi vaffa deb Alloh taolo hech qaysi bandasi bunday qilib maqtagan emas. U vafo qilgan Ibrohimida. Tavakkulchilar ustoz deb atay Ibrohim alayhisalomda. Tavakkul nima edi? Tavakkul inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qilib turib bir ishda natijasi haqida g'am qilmaslik bu tavakkul deb aytdik. İbrahim Aleyhisselam ana şu davat kıldı kavmini 16-17 yaşında. Otki ulaktaramız da ana şu deli palahmandı. Çömçüge otkizi otadigen payette hasbunallah dedi. Yani bizi hesabımız Allah tolu da ne kadar ulu uzat parverdigarımız. Allah ki suyanemiz dedi. Buna kadar bendesini himayaka yani farişteler Allah da izin soradı. Lekin Allah da Allah buna kadar bendesini hatta farişteler giyem hacatını şuru koyanı yok. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey Ibrohim, o'tga sovuq bo'ling, salomat bo'ling. Tavakkul bobida Hojar onaning gapini eslashimiz joiz bo'ladi. Ana shu qo'lidagi emizikli bolasi bilan hech qanday o'simlik, hech qanday bir hayvon, hech narsa bo'lmagan Bakka vodisiga cho'lga tashlab ketayotganda, "Ey Ibrohim, yo Alloh buyurdimi bu sizga bu buyruqni?" deganda, "Ha" deb javob berdi. Shunda Hojar ona gapirdi. Idan lan yuzayana. Alloh bizi zoya qilmaydi unda dedi. Shart orqasiga qarab qaytdi. Allohga bu darajada qattiq suyagan bandalarni Alloh taolo mukofotini kuttirmagan. Biz ham tavakkul qilamiz Allohga. Lekin bizi tavakkulimiz ularnikida qolmasligi uchun shakilik, biz so'rayotgan yoki bir orzu qilayotgan narsalarga yetishimiz uchun uzoq muddat talab qilyapti. Demak, insonda Alloh bilan bo'lgan tavakkuli qanchalik kuchli bo'lar ekan, so'ragan narsasi ham, talab qilgan narsasi ham, palaq so'ragan narsasi ham Alloh taolo shartta berar ekan. İbrahim Aleyhisselam'da kıssasından şimdi bir kulası olamız ki bana Rabbi arini keyfe tuhiyil mauta parvardigara körsatken menge ölüledi kan yetiriltiresem dedi. Yani o kişinin Allah'ın peygamberiydi. Allah da Allah'ın tiriltiruçu, öldürücü ekenliği de şubhası yok idi. Lekin kalbi hatırcan buluştuğu için soru yaptı. Avalam tu'min de Allah soradı. Parvardigar ölüledi kan yetiriltiresem degen de Allah da Allah soradı. İman keltirmiysen mi? Yani işenmiysen mi? Yok dedi İbrahim Aleyhisselam. Bela ve lekin letatma inne kalbi. Ha işanaman, iman keltiremen lekin kalbim hatırcan buluş için dedi. Bu de yani buradalar her bitti mumun Allah'ta tanıtadigan derecedeki ilimge örgenişlikge farz sablanadı. Allah'ta birligini, borligini, kudretini tanıtadigan derecedeki ilim örgenişlik her bitti erkek ayolge farz. Onu uyağıdaki alimlik derecesi farz-ı kifaya. Şunu demez mi? O çünkü Resulullah s.a.v. mahramat kıldı. Talabul ilmi farizatın ala kulli muslimin ve muslimatin. İlim örgenişlik her bitti muslim ve muslimage
farz deyildi. Ya'ni ota bobomiz namoz o'qigani uchun biz namoz o'qib, ota bobomiz Allohni bitta degani uchun bitta demaylik. Bu taqlidiy e'tiqod, e'tiqodda taqlid qilib bo'lmaydi. Har bir odamning o'zining e'tiqodi qalbida mustahkam bo'lishi kerak bo'ladi. Arzimagan shabada uni burib yormasligi kerak. Shu o'rinda shu savolidan maqsad mana ulamolar aytishadi, mana Alloh taolo ko'rsatdi dedi, shu to'p to'qishni olib maydala dedi, bir-biriga go'shtni bo'g'ini aralashtirdi dedi, keyin chaqirdi dedi. Shu o'rinda ikkita ilm haqida gap ketdi. Ilmul yaqin va aynal yaqin degan ilm bor deydi ulamolar tomonidan. Ilmul yaqin kishi bir narsaga qattiq ishonadigan bo'lsa, ko'rmasa ham. Bu ilmul yaqin. Qattiq ishonishligi, hech shak shubhasi yo'q. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu aytadi, agar menga deydi. Ya'ni o'zini iymonini ta'riflab aytadiki, agar menga shu ro'paramda osmon yorilib, bir tomonda jannat, bir tomonda do'zaxni ko'rsatib qo'yilsa ham, iymonim bundan oshiq ziyoda bo'lmaydi dedi. Ya'ni ko'rmasam ham, ko'rgandan ko'ra yaxshiroq nima qilaman? Ishonaman dedi. Bu ilmul yaqin. Endi Ibrohim alayhisalomda bu ilmul yaqin bor edi, uni aynal yaqinga aylantirmoqchi bo'ldi. Aynal yaqin ana shu narsani ko'rgandan keyin iymon qanaqa bo'ladi? Ya'ni butun yer ahli bir tomonga o'tib turib, u narsani yo'q degan chog'ida ham siz ko'rib kelganligingiz uchun nima deysiz? Bor deysiz. Qalbingizga zarracha shubha kirmaydi. Demak, ilmul yaqin ko'rmasdan turib ko'rganda ishonishlik, aynal yaqin ko'rgandan keyin ishonishlik. Demak, har bir odam iymonini ilmul yaqin bo'lsa, aynal yaqin qilishlikka harakat qilishlik kerak ekan. Ko'rgandek ishonadi. Chunki bizni har qancha urinmaylik, Ibrohim alayhisalomchalik iymon bo'lmaydi bizda. Lekin shu kishi aytayapti, qalbim xotirjam bo'lsin, bir ko'rsatib qo'yib, qudratingni deyapti. Ana shuning uchun Ibrohim alayhisalomda kitoblarda nimalar bor edi, ya Rasululloh deb so'rashganida Rasululloh hammasi ibrat deb turib bir qancha ibratlarni keltirdi. Allohning qudrati haqida fikr yuritadigan bo'lsak, insonni dedi, mana Ibrohim alayhisalomning sahifalarida keltirilgan so'zlardan soatlari bo'lish kerak. Qanaqa soatlari? Alloh taoloni yaratgan mahluqlari haqida fikr yuritadigan soatlari. Agar fikr yuritmas ekanmiz, mana shu tijoratimiz bilan, dunyoviy g'am tashvishimiz bilan, kallamiz bilan kirib ketadigan bo'lar ekanmiz, Alloh taoloni qudrat haqida fikr yuritmasak, iymonimiz ziyoda bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilofil layli van nahar la ayatin li ulil albab." Oshonamiz kunlarda birida Rasulullohning oldiga keluvdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday soqollari xol bo'lib ketgan darajada yig'lab, ko'zlari ishib qizarib turgan edi. "Ya Rasululloh, nimcha yig'ladingiz? Nima yig'latdi sizni bunchalik holga tushirdi?" deganda, "Ey Oyisha" dedi, "Menga shu tunda shunday oyatlar nozil bo'ldiki, mana shu oyatlarni o'qib turib, Allohning qudrati haqida fikr yuritmaydigan kishilarga voy bo'lsin" dedi. Mana shu oyatni o'qidi. Albatta, osmonni yerni yaralab turib yaralishida kun bilan tun almashib turishida aql egalari uchun Allohning qudratini tanitadigan alomatlar, belgilar bor dedi. O'sha daryodan oqib o'tayotgan suvimizga qaraganda shunday fikr qilib qo'yaylik ozgina. Ko'p emas, ozgina. Ko'p aqlimizni sirob qo'yarmaylik. Chunki ehtiyot qilishimiz kerak biz dunyo tijorati uchun bu narsani. Ozgina fikr qilaylik ichishlikdan burun. O'sha olmani yeyishlikdan bo'lib turib, burun fikr qilaylik-da. Uni rangini, ta'mini, shaklini, hidini bir xil yerdan chiqarish onoram yoki anjiram. Lekin nimaga shakli ham, mazasi ham, ta'mi ham, rangi ham har xil. Mana shu narsalar haqida fikr yuritadigan bo'lsa inson Parvardigorning qudratini ozgina mulohazasida bo'lsa iymoniga iymon qo'shiladi. Ibrohim alayhisalomning sahifalaridan muhosaba degan ibodat odamlar esdan chiqarib qo'yildi deyildi. Bu Ibrohim alayhisalomning sahifalaridagi narsalardan Rasululloh aytib beryapti hadislarda. Inson o'zini o'zi hisob kitob qilib turish kerak. Hasiba anfusakum qoblan tuhasabu va zinu amalakum qoblan tuzana alaykum. Hazrat Umar aytgan bu gapni, o'zingizlarni hisob kitob qilinglar. Sizlarni hisob kitob qilgunlariga qadar. Amallaringizni o'lchab turinglar, amallaringizni o'lchagunlariga qadar. Bir olimda aytdik, ana shu javonining ustiga bitta chinini qo'yib, har kuni kechki payt kelib, o'zini gunohlarini sanab, bittadan mayda toshlar tashlab qo'yar ekan. Bugun 10 ta bo'ldi, 20 ta bo'ldi. Shuna qilib sanab yurib, tashlagan ekan, bitta tushib ketdi. Olib qarasa chinni to'libdi. Juda oz fursatda chinni to'ldirib qo'yganligidan qo'rqib, o'tirib yig'lab o'tirganda Alloh jonini oladi. Mana shu muhosaba esimizdan chiqmasin. Va Ibrohim alayhisalomning sahifalarida mana eng chiroyli aytilgan so'zlardan bittasi bu munojot degan ibodat edi.
Agar esingizda bo'lsa, hayolingizdan ko'tarilmagan bo'lsa, o'tgan safar shu vazifa qilib berilgan. Nima edi u? Alloh taolo bilan gaplashishlik, ovoz chiqarib dardingizni aytishlik, hojatingizni so'zlashligingiz, dardlaringizni aytishligingiz, problemalaringizni Allohga tashlashlik. Ko'rdinglarmi? Esga kelmadimi? Buni haqiqatan qalbidan Alloh bilan gaplashgan inson mazasini tushungan bo'lsa, endi unga boshqa ikkinchi marta aytish hojati yo'q. U bir marta topib oldi mazani. Inson albatta kimgadir yorilib turish kerak, shunday emasmi? Ha? U eshitayotgan odam unga foyda keltiradimi, keltirmaydimi? Faqat ichidagi dardini tashqariga chiqarib olsanglar maza qilaveradi. Shunday emasmi? Endi u sizni dardingizni eshitganda ham bitta dardni aytadigan odam bor. Sizning sirdoshingiz ham bitta sirdoshi bor. Unga aytsangiz, dardingiz ochiladi, aybingiz ochiladi. Allohga aytsangiz, Alloh yaxshi ko'radi. Mushkulingiz oson qiladi, aybingiz yopadi. Munojat degani Alloh taoloni ko'rib turgandek gaplashishlik Alloh taolo bilan. Bu narsani har kunimiz nima deydi, hech bo'lmaganda bir marta shu narsani o'tkazib turishimiz kerak. Juda ko'pchilik ibodatni bu ibodatni, munojat degan ibodatni esdan chiqarib qo'yganmiz. İbrahim Aleyhisselam'da dersiden kısa hulasalarda yapıradığım olsa gözü bir saat vakti getirdi. Ben şimdi Allah kadırkı gençe kısa kalakla yaplaşken bulduk. Bugün ana şu İbrahim Aleyhisselam'da hayatlık devrede sadır bugün başka bir peygamberde hayatı. Lut Aleyhisselam kıssasını yaplaşken bulamız. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lut ibn Haram ibn Tarix. İbrahim Aleyhisselam ana shu tarixni o'g'li. Ana shu tarixni Ozar deyiladi mana laqabi. Yana bitta o'g'li Haron. Demak Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselamda akasini yoki ukasini bolasi. Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselamga jiyan bo'ladi. Jiyani bo'ladi. İbrahim Aleyhisselam mana amaksi bo'ladigan bo'lsa Lut Aleyhisselam'da yaşlık paytida otası Haron vafat kıladı ve ana şu babası Azar'ını tarihte yüde katta buladı. İbrahim Aleyhisselam'da Lut Aleyhisselam kattık yakış görüldü. İbrahim Aleyhisselam'da ana şu 16-17 yaşar paytida otga uloqtirganlari da kuymasdan çıkkandan keyin hiç kim iman keltirmedi Lut'tan başka. فَآمَنَ لَهُ لُوتْ وَقَالَ اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Onge bas Lut iman keltirdi. Lut Aleyhisselam'ın kıssasını yapıradıyan bu sek, bu nuhayette bir insanlar nuhayette bir hoşuyar boladıyan bir işki bunlar sana dünya mıkıyasında köpeyip getirken de yine televizyonlardan, radyolardan körüp durup biz. Bu cinsi buzuqlik. Ayollarni qo'yib, erkaklar erkaklarga qarashligi. Shuzuz cinsi. Mana shu narsa bir ajoyib ketyapti. Mana g'arb mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, televizorga qaraydigan bo'lsak, bir kino suratida kirib kelyapti. Hazil toifasida kirib kelyapti. Bir paytlar bu narsa haqida gapirilsa, odamlar og'zini chaqib yuboradi hazil qilganligidan. Lekin zamonlar o'tishi bilan televizorlarga chiqyapti, kulib qo'yishlikdan boshqa narsa yaramay qoldik. Shunday emasmi? Bu qandagi razil, qandagi iflos ish ekanligini Lut alayhissalomning qissasini gaplashganimizdan keyin bundan bahavar bo'lamiz inshaalloh. Ibrohim alayhissalom Misrdan Falastinga hijrat qilgan paytda Lut alayhissalomni yer yuzida buzuqchilikning cho'qqisiga chiqqan Sadum qavmiga, al-Mu'tafika degan qavmga yuboradi. Sadum mana hozirgi kunda O'lik dengizga yaqin bo'lgan bir hovuzda oldida yashardi. Sadum qavmi Sadom qavmi tijorat karvonlari o'tadigan katta bir yo'l ustida joylashgan bo'ladi. Shuning uchun hamma tijorat karvonlari ana shu shaharga, deylik, oziqa jamlab olishligi uchun, suv olishligi uchun kiradida, ular qutta turuq deyiladi, haromiya, haromxo'rlik, yo'l to'sarlik bilan tirishchilik qilishardi. Ularni ana shu qoriyasiga, qishlog'iga kirgan har bitta karvonda 10dan 1 molini zulman tortib olishardi. Sadom qavmida birorta mu'min bo'lgan emas. Biror kishi mu'min bo'lgan emas. Alloh taolo mana ana shu Sadom qavmini vayron qilgan 3ta farishtani tili bilan Qur'onda bizga zikr qilib aytadiki: "Astag'firullah fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin
فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ana şu kışlardan deydi, parıştalar, Kur'an'da ayeti yaptı. Mu'minlardan bağrını çıkarıvardı deydi, bava kölüşe giden burun. Yani o kışlarda bir tane Müslüman üyüden başka Müslüman üyü topladı deydi. Kavimde Lut ve onge iman keltirgen ikide kızıdan başka bir arta Müslüman boğanmaz. Hatta ayalı kafire boğan. Hatta ayalı kafire boğan. Fisk hucur babı da hala hiç kim yeryüzüde kımagen günahda başlaşken edi. Bu livad deyildi bana. Batçavaz değil. Her kıl adları var. Lekin manası bitti. Ayallarda koyup Allah da Allah. Pakize kılı yaratıp ergen ayallarda koyup erkeğler erkeğlerge alaka kılıçlıge. Valutan izkala li kavmihi ata'tuna alfahişete ma sabakakum biha min ahadi minel alemin. Lut özünü kavmige etti. Vakti ki şimdi dedi ahir sılar. Sılardan burun burartta bir kişi dünyada kımagen fahşını kılasılar mı? E innekum la ta'tuna ricale şahvaten min dunin nisa bel antum kavmun musrifun. Ahir sılar ki Allah yaratken ayarlarda koyup erkeklerge karesiler mi? Elbette sılar israfgar kavm bulduylar. Bana sadun kavmi cinsi buzukluğunu gayri adlı yolunu başlaşken edi. Aşşuzuz. Aşşuzuz da gene lügatta gayri tabi de gene. Ninermenli de gene. Doğru olmamayan yolu değillerdi. Ana şu tarakkiyattı, medeniyattı, ya ki bu mesela zamanaviliydi, belgisi deyken bazı şu bir peşkadamlıydı, davaklıyken ülkelerde, yer dışında bir bürçelerde bu kişinin ihtiyarı, medep koyamız, insan hakukları degen dava bilen, halasa erkek yatsın, halasa ayol ya ayol ülensin, bu kanunlaştırılıp öyle yaptı bazı bir küfür memleketleri de. Yani, ana şu iştikliyken razil iflas insanlar etedi ki bu tabiiydi. Bizi kanlarımızda vardıydı. Bu nasıl özümüzü kanımızda, genlerimizde boyandan ki bizde ayıp ne var? Biz şuna bolu yerelgen bu seyredip durup nauzubillah Allah'a tuhmat kılıyken bu kaladı. Uçuru koyup veriyle buna koysaylar. Bu açık küfür, açık zalalat. Bu Allah'a Allah'a tuhmat kılıçlık nauzubillah. Eğer bu narsa erkek ki erkek yatışlığı insanda tabiatı da kanada genlerde bosa sadun kavmadan burungilerden şunlusundan şugulanken bol iş gerekirdi. Allah Teala Kur'an'da et yaptı. Sizlerden burun burar kişi kımagen iş tıkılasılar mı diyordu. Yani bu hazır günde ne mi deydi? Kara nesenem çıvalı kılıp reklama kılıp kavaz görese hakkı oşa ötüketi yaptı. Hak neseni kavaz göre yaman kılıma ötüketi varlığı yaptı. Demek bu neseniyem çıvalı bir duhturlardı gepleri bilen statistike bilen, her kıl yolları bilen, fasıl boyan adamlar bu tabi nasıdır sindirirken payette Müslüman adam anı bilsin ki bu iflaslık, bu razillik ana şu kavm boşlayan iş. İnsanda tabiatı bu nasıl boyanmaz. Öçürük koyayım ki, koymayayım bu. Eğer bana kaytaramız yapımızı bu insanda tabiatı da boladıgan iş boğanı da sadun kalmadan burun kimdir bunu makigen buluş gerekti? Kıyan buluş gerekti. Niye asıl olsun ki bu nasıl medeniyet, tarakiyat, kişi hakukları degen halkı davalar bulan köpeyip getirdi dünya mıkıyası da. Lekin Müslümanlar kuşar buluşu gerek bu nasıl da. Bu şimdi iflas razil iş ki kavimler vayran kılıngan bulsa onlarda asarları bilgiler koyan yerde betide. Ad kavmi maskenlere türüptü. Samud kavmi maskenlere türüptü. Lekin bu kavimde Allah da yerlitaygi tıkıp taşıgan kömüm. Ta ki bu maraz yerde betiye katip çıkmasın degen manada. Mallarda kesel boladı. Sibirski yazıva degen ve başka. Öşeke bolu kesel bogen malda öldürüp, küydürüp, külünü 70 metre çukurkarlar biton kılıp üstü yine türp ahtatlar. Şunu demez mi? Yani çıkıp yetmezsin degen manada bu rezil keseldi. Bunlar diyen Allah da yeri teki şimdi yapıştırıp taşıdı. Yerde bette bilgisi hem kalmadı bunlarda. Eğer bu nasıl adamlar genlere de bogen de adamlar da tuğuma bosa Sadun'dan burungilerden bu iş boyan buluş gerekiyor. Lakin hiç kimde boyanmaz bu iş. Allah Teala ana şu farişteler bilen ayetede قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ اِلَّا آلَ لُوتٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ Elbette biz mücrim boyan kavmge yuvarıldık. Ularda heması mücrim idi fakat Lut ailesi. Elbette biz ularda barçasını saklap kaldık.
Lut aleyhisselamda tili bilan Alloh taolay aytadi: "Atatuna zukrona minal alamin va tazaruna ma xalaqakum lakum robbukum min azvajikum bal antum qaumun aidun." Axir sizlar erkaklarga yotasizlarmi? Alloh sizlarga pokiza qilib beradigan juftlaringizni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Sizlar haddilardan oshgan qavm bo'ldinglar. Sodom ayollarga qaramasdan faqat erkaklardan tug'ilgan odam bo'lib qolgan. Birorta toza odam bo'lgan emas. Allohga rahmati bo'lsin Lut alayhissalomga. Mana shunday qavmni da'vat qilgan ekan. Alloh taolo bu razil iflos amalni qanchalar yomon ko'rganini juda ko'p oyatlarda bayon qilgan va bizni bu narsadan ogohlantirgan. Va Lutan iz qala li qaumihi atatuna al-fahishata va antum tubsirun. Bu qavmni fosilga shu darajada ediki, bu iflos ishini yashirishmasi degan. Ya'ni bir odam o'zini ayolga yaqinlik qiladigan bo'lsa, u necha parda, necha bir ehtiyotkorlikdan keyin eshikni yopib, pardani to'sib qilinadigan ish bu. A bular bu iflosligini oshkora qilishardi. Ko'chalarda qilardi, hammani oldi qilishardi. Axir sizlar bu fahshni ko'rib turgan holda qilasizlarmi? A innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Yana bu qavmni razilliklardan yana bittasi shuki, Qur'onda qanandaqa yomon sifat bo'lsa, hamma sifat shu qavmda jamlangan. Bir qavmda fasiqun jahilun kelgan bo'lsa, bir qavmda adun, kafirun, musrifun kelgan bo'lsa, Qur'onda qanandaqa bir qavmda Alloh taolo yomon sifat bilan sifatlagan bo'lsa, shu sifatlarda hammasi Sodom qavmida jam bo'lgan. Mu'tadin, mufsidin, musrifun, mujrimin, kafirin, jahilun, mufsidin, zolimin, yettita sifat. Hech qaysi qavm bunchalik unvonga ega bo'lgan emas. Walutan iz qala li qaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Mana ularni fahshlar aytdik, hech kim qilmagan gunoh qilishdi. Ana shu jamarik, jumruk 10dan birini tortib olishlik ularga kasb bo'lib qolgan edi va ularda nodiylarida munkar bo'lardi. Nodiy degani ana shu jamlanib to'plab o'tirishligida juda ko'p xunuk iflos ishlar bo'lardi. Shundan bittasi to'planib o'tirgan majlislarda yerda ovoz chiqarib ovoz bilan chiqarishardi va kulishardi. Hayo degan sifat qolmagan edi. Hayo umuman qolmagan bu qavmda. Kazzabat qawmu lutin il mursalin iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Avvalgi payg'ambarlarda gap aytgan so'zlarni ayni o'zi. Lut payg'ambarlarni yolg'onchi qildi. Lut qavmi. Payg'ambarlarni deyilyapti. Axir Sodom qavmiga bitta payg'ambar kelgandi-yu. Nimaga Alloh taolo payg'ambarlarni, elchilarni yolg'onchi qildi deyapti? Bitta payg'ambarni yolg'onchi qilishlik hamma payg'ambarni yolg'onchi qilishi bilan barobar. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Biz iymonimiz u. Payg'ambarlardan birortasini ikkinchisini nima qilmaymiz? Ajratmaymiz. Bitta payg'ambarni inkor qilishlik hamma payg'ambarni inkor qilishi bilan barobar bo'ladi. Men sizlarga ochiq payg'ambarman. Allohga itoat qilinglar, undan qo'rqinglar. Bu qilayotgan ishim uchun sizlardan ajr so'rayotganim yo'q. Meni ajrim Robbil alaminning zimmasida. Ya'ni avvalgi payg'ambarlardan aynı gapi. Lekin bu qavmda ham o'zini payg'ambarga bergan javobi ham aynan ana shu boshqa avvalgi qavmlarning gapi. Fa ma kana javoba qaumihi illa an qalu tina bi azabillah in kunta minas sodiqin. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, qani akkacha o'sha baloyingni ko'raylik-chi. Men ko'rgan narsamga ishonaman. Didiyon esli odam fikr qilsin. Ko'rganiga ishonishlik hayvonlarga xos sifat. Ko'rmagan narsasini aqli bilan istab topib ko'rishlik bu insonga xos sifat. Ko'chada turgan itga qarab qovog'ingizni soling, so'king turaveradi u. Qachonki engishib yerdan bir tosh olganga o'xshab bir ishora qilganingizda ko'rganda nima qiladi? Qochadi. Demak, inson ko'rganiga ishona oladigan bo'lsa, hayvondan farq qilmay qolar ekan.
Endi bular so'layotgan balo kelgandan keyin ko'radi, lekin u ko'rishligini ilmi asqatadimi ularga? O'sha qaboraylar shunda ko'ramiz nima bo'lishini. Deyotganlar to'holiga maymun yig'lasin. Chunki u yerda ko'rganingni senga asqatmaydi foydasi. Ilmi foydasi bo'lmaydi. Mana Nuh, Ot, Samud qavmlarini hammasini aytgan gaplari ularda ham takrorlandi. Valaqoda anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Payg'ambar ularni bizning azobimizdan ogohlantirdi, lekin ular yolg'on deydi bu narsani. Mana aytdik, bir zamonlar bo'lar ekan, fahsh, munkar ma'rufga aylanib qolar ekan. Ma'ruf munkarga aylanib qolar ekan. Ya'ni yomon narsa bir zamon kelib yaxshiga aylanib qolyapti. Yaxshi narsa bir zamon kelib Fama kana javoba qavmihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu ayt qaray. Ey deyish ular aytishki Lut oilasini dedi chiqarib olinglar qishlog'imizdan. Ular ya pokiz odam bo'lib ketishdi. Ayt qaray. Pokizalik nima? Ayb bo'lyapti. Subhanalloh. Alhamdulillah Alloh taoloning bir o'lchovi Qur'on degan o'lchovi qiyomatgacha turar ekan. Biz Qur'onga hisob keraveramiz har qanday ishda. Har qanday zamonda jamiyatda tarqayotgan, ko'payib ketayotgan, moxtalayotgan ish bo'lsa, biz Qur'onga hisob beramiz, shunday emasmi? Bizda shunday o'lchov borki, qiyomatgacha o'zgarmaydi. Va yagona haq bo'lgan o'lchov bor. Hisob keramiz, tushyaptimi, demak yaxshi ekan. Odamlar yomon desa ham. Endi hamma yaxshi deyaptimi? Zo'r bo'layaptimi? Qur'onga hisob keramiz. Tushmayaptimi? Noto'g'ri davramiz biz. U zamonga borib, pokizalik aybga aylanib qolyapti. Ya'ni o'zlarini ifloslilarini ko'rishib qolyapti. Qachon ichida shu ishni qilmayotgan odamni ko'rgan paytda. Ya'ni hamma safarga chiqqan bo'lsa, bir xil oq ko'ynak kiyib, 5 kun, 6 kunda oq ko'ynaklar nima bo'ladi? Kir bo'ladi. Hech kim oq ko'ynak kiyrogani bir-biriga bilmaydi, chunki hammaniki bir xil bo'lib qolgan. Endi bitta odam chamadonidan yangi ko'ynak olib kiygan paytda qolganlarning ko'ynagini kirligi bilinib qoladi. Ya'ni majlisda hamma ichadigan, qing'ir qishiq so'kinadigan odamlar o'tirsa, oddiy hol u. To'g'rimi? So'kinish oddiy narsa. Endi bitta so'kinmagan odam kirib qolsa ichiga, gapini tirib gapiradigan odob egasi kirib qoladigan bo'lsa, narigilarni aybi ko'rinib qoladi. Bular aytayapti, bizning ifloslikimizni bu bildirib qo'yapti. Bu pokiza insonlar chiqarib yuboringlar bularni deyapti. Boshqa oyatda va makana javoba qomihi illan qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ayb pokizalik. Sadom qavmida Lut alayhissalomga ana shu ikkita qizidan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Bunaqa pokiz odamlarni bo'lishini ham xohlashmadi. Lut alayhissalom mana shuni iflos qavmda da'vat qilishida to'xtamadi. Shavqatli bo'ldi birodarlar. Mana shunday iflos odamlarga ham yumshoqlik bilan, halimlik bilan da'vat qildi. Qululloh qavlan layyina deb Alloh taolo Musa va Harun alayhissalomni Fir'avn oldiga borib turib, unga chiroyli so'z, yumshoq so'zni so'zlaylar demadimi? Yer yuzidagi o'sha paytdagi eng zo'r ikkita odam Musa va Harunni o'sha paytdagi eng razil iflos bo'lgan Fir'avn oldiga borib turib, yumshoq gapiringlar bandalarim deyapti. Shuning uchun birodarlar, akamizga, ukamizga, oshnamizga nasihat qilib, dinni gapirmoqchi bo'lsak, so'zlarni nima qilamiz ekan? Yumshoqini isteng, chunki siz bu gapni gapirib undan pul so'rayotganingiz yo'q, Allohdan ajr so'rayapsiz. Allohning roziligini o'zlab o'ylab gapiryapsizmi? Ko'tarasiz ana shu sassiq gapini. Chunki Lut payg'ambar shunaqa iflos odamlarga yaxshi gapirgan ekan. Ud'o ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasana. Parvardigoringizning diniga hikmat bilan orqa oldini o'ylab, oqibatini haqida fikr yuritib va chiroyli mau'iza bilan da'vat qiling dedi. Agar qila olmasangiz, qilmay qo'ring shu da'vatni. Chunki siz qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymang. Boshqa biroq gapiraman deganda narigini ko'yini sinib, qaytib eshitmaydigan qilib qo'ymang uni qalbini. Innamay turing kamida, buzmay turing qura olmasangiz. Men aytib olay keyin nima bo'lsa bo'lsin yayab ketmaydi akalar. Bu ana shu da'vatdagi yumshoqlik degan so'zga ishora. Qavm Lut alayhissalomning da'vatini eshitishni xohlamagandan keyin
aytdiki, "Qalu la in lam tantahiya lutu latakunanna minal mukhrajin." Ey Lut, agar sen bu da'vatingni to'xtatmasang, seni yurtimizdan chiqarib solamiz. "Qala inni li amalikum la minal qallin." Ya'ni Lut alayhissalom shunda duo qildi Alloh taologa. Ya'ni uydan chiqib odamlarga gapirishlikka yo'lni yo'qib qo'ygandan keyin uyidan chiqmasdan Allohga ibodat qilishdan boshqa chora topolmay qoldi. Nimaga uydan chiqa olmay qoldi? Lut alayhissalom Sodomga kelgin deydi. Musofir edi. Qarindosh urug'i, aka-ukasi, urug'chi urug'i, qabilasi yo'q edi uni himoya qiladigan. O'shuncha musofir kelgin deb bo'lganligidan javob qaytarishlikka orqasida himoyachisi bo'lmaganligiga hech narsa deya olmadi. Demak, bir inson orqasida himoyachisi bo'lsa, uni paddashga qiladigan odami bo'lsa dunyoda o'zida ham, u odamdan nima bo'lar ekan? Ko'chsi tog' bo'lar ekan. O'shuncha ulamolar aytadi, Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarlar albatta bir kuchli urug', katta qabila yoki bir ulug' oilalardan chiqdi. Toki ana shu payg'ambarlikda da'vosi bilan chiqqan paytda birovlar unga azor bermasin urug'idan cho'chiganidan. Tushunali bo'ldimi? Orqasida paddashkasi bo'lgan ularda. To'rkin odam kelib payg'ambar alayhissalomga ham Abu Tolib tirik paytida azor bera olmagan Quraysh. Shunday emasmi? Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarda paddashkasi bo'lgan orqasida. Qala robbin surni alal qawmil mufsidin. Parvardigor endi payg'ambarlarning duosi ijobat, o'zini qavmini duo ibodat qildi. Mana shu fosid bo'lgan qavm ustidan meni g'olib qilgin, menga yordam bergin dedi. Alloh taolo bu payg'ambarning duosini ijobat qildi. Va Jabroil, Mikoil, Azroil alayhissalom, ba'zi rivoyatlarda Isrofil alayhissalom ham borada deyiladi, Alloh a'lam. Lekin mana shu 3 ta farishta kelganligi haq. Bu 3 ta farishta Lut alayhissalomning qavmini vayron qilgani kelyatib yo'lda kim oldiga kiradi? İbrahim alayhissalomni İshoq alayhissalomni yo İshoq alayhissalomni tug'ilishi haqidagi xushxabarni aytgani kiradi. İbrohim alayhissalomni oldiga bir dona o'g'li Ismoilni so'vorishga tayyorlaganini ko'rgandan keyin Alloh taolo tug'maydigan Soronaga İshoqni tug'ishligi va uni o'g'li Yaqubni tug'ilishligi va ikkalasi ham payg'ambar bo'lishi xabarini berdi. Bitta bolasini qurbon qildi, Alloh 3 ta mukofot berdi. 4 ta agar to'g'ri aytadigan bo'lsak. Tug'maydigan xotin tug'adi bitta. Yaqub, İshoq payg'ambar bo'ladi, 2 ta. Uning orqasidan Yaqub keladi, u ham payg'ambar bo'ladi. Bitta yaxshilikka Alloh taolo 4 ta yaxshilik qaytardi. İbrohim alayhissalom ularni uyga olib kirib, uchala farishtani ulardan so'radi. Astagfirullah, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qawmi mujrimin linursila alayhim hijarata min tin musawwamatan inda rabbika lilmusrifin. Ya'ni nima ish bilan kelyapsizlar ey elchilar? Aytishki, albatta biz mujrim bo'lgan qavmga balo olib kelyapmiz. Ularga tindan bo'lgan, ana shu loydan bo'lgan, tosh sopoldan bo'lgan toshlarni yog'dirgani kelyapmiz. Har bittasi ismi yozilgan toshlarni yog'dirish uchun kelyapmiz. Musawwamatan degan so'z bu yerda ta'sir beribdi, muallama, ya'ni o'rgatilgan degan ma'noda ekan. Ana shu toshlarni har bittasiga qaysi odamni boshga tegib yozish borib kelishligi yozilgan ismi deyilgan. Walamma ja'at rusuluna Ibrohima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahliha kanu zolimin. Qarang, qanaqa yomon sifat bo'lsa Qur'onda Alloh shu qavmni shu sifat bilan sifatlayapti. Ibrohimga bizi elchilarimiz xushxabarni olib kelgan paytda farishtalar aytishdi, albatta biz mana shu qoriya, mana shu qishloq ahlini halok qiluvchimiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardan. Hech bir xalq o'zida bu yomon sifatlarni jamlagan emas hamas. Sodom qavmi al-mu'tafika ham deyiladi yana Qur'onda. Sodom insoniyat tarixida payg'ambarlarga ro'baro bo'lgan xalqlarning eng iflosi, eng razili bu Sodom qavmi bo'lgan. İbrohim alayhissalom halim bo'lgan, yumshoq ko'ngil bo'lgan, kechirimli bo'lgan. Sodom qavmiga shafqat qilganligidan farishtalar bilan ozgina munozara qiladi, ozgina so'zlashadi. Aytadiki, axir
Sadom orasida Lut bor u. U yerga balo kelsa Lut qanday u balo bo'layotgan joyda bo'ladi? So'radi farishtalardan. Agar dedi, ush qishloqda 300 ta musulmon bo'lsa, baloni yodiraverasizlarmi dedi. Farishtalar agar 300 ta musulmon bo'lsa, u yerda balo bo'lmaydi dedi. Agar 200 ta bo'lsa chi musulmon dedi. Ay o'zi 3 ta odamdan boshqa musulmon yo'q u yerda. Lut va 2 ta qizidan boshqa musulmon yo'q. Yo'q umuman musulmon qavmdan. Agar 200 ta musulmon bo'lsa chi, balo yog'diraverasizlarmi? Yo, agar 200 ta musulmon bo'lsa ham balo yog'diramiz. Ibrohim alayhisalom agar 40 ta bo'lsa chi, dedi musulmon. 40 ta bo'lsa ham balo yog'dirasizlarmi? Yo, 40 ta bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz. Demak, balo mu'min bor joyda, mu'min bor joyga, Allohning kalimasi zikr qilib turgan joyga kelmas ekan, buni tushunishimiz kerak. Agar 14 ta musulmon bo'lsa chi, dedi. Ya'ni qavmga muhlat so'rayapti Ibrohim alayhisalom. Ya 14 ta bo'lsa ham balo tushirmaymiz. Agar bitta bo'lsa chi, dedi. Agar bitta mu'min bo'lsa, o'sha qavmga balo yog'dirasizlarmi, dedi. Agar bitta mu'min bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz, dedi. Ha, u yerda Lut bor bo'lmasam, dedi. Qalu inna muhliku ahli hadihil qarya inna ahliha kanu zalimin. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Alloh Qur'onda mana shu munoqasha, mana shu diskussiyani zikr qilib aytadi. Farishtalar aytishdi, albatta biz mana shu qishloq ahlini halok qilamiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardandir. Ibrohim aytdi, axir u yerda Lut bor-ku. Ular aytdilar, albatta biz u yerda kim borligini bilamiz. Uni va oilasini biz qutqaramiz, faqat ayoli badbaxtlardan bo'ladi. Ya'ni biz u qishloqni vayron qilayotgan paytimizda u yerda Lut va ana shu ikki mo'mina qizi bo'lmaydi u yerda deydi. Falamma zahaba ana Ibrohima raw va ja'atul bushra yujadinana fi qaumi Lut. Ibrohim alayhisalom mana qo'rqib ketdi farishtalarga. Nimaga qo'rqdi? U farishtalarning oldiga semiz bir bo'zni pishirib kelib qo'ydi, hech qaysi qo'lini uzatmadi. Qo'rqib ketdi ulardan. Aytishdiki, qo'rqmang, biz Allohning elchilarimiz dedi. Mana shu Ibrohim alayhisalom mehmon do'stligi, mayda ishlarda ham Alloh eslatishligi. Yeylar desa, biz hadiya sifatida, sadaqa sifatida yemaymiz deyish farishtalar. Biz haqqini to'lab yashaymiz dedi. Ha bo'pti dedi Ibrohim, haqqini to'langlar dedi. Haqqi nima dedi? Yeganda bismillah deysizlar, yeb olganda alhamdulillah deysizlar dedi. Shunda subhanalloh, Alloh sizni bekarga haqiqatan haq ekansiz do'st bo'lishlikka. Mana shunday oddiy ishlarni ham Allohni eslatyapsiz deydi. Inna Ibrohim lahalimun awwahun munib. Ibrohim alayhisalom o'ziga zulm qilganlarga ham yaxshilik ko'rsatadigan kishi edi. Lutga qancha azob berishiga qaramasdan, u qavmga yana shafqat qilib, ularga muhlat so'rayaptiki, go'yoki bir insobga kelib qolishar. Ozgina to'xtatib turinglar. Ana shu fosiq qavmga shafqat qilyapti. Farishtalar u kishiga rad javobini berib aytdiki, "Ya Ibrohim, a'ridan hada innahu qad kana qad ja'a amru robbik va innahum la'atihim azabu ghayru madud." Ya'ni bu munoqashani, bu savol-javobni to'xtating. Parvardigoringizning hukmi aytilindi. Endi bu orqaga qaytmaydigan balo keladi bularga deyildi. Alloh taolo farishtalarni ana shu qavmga balo yuborishligidan burun ogohlantirgan bo'ladi. Ana shu Lut o'zini qavmini fosiqligiga, o'zini qavmini fosiqligiga, fosidligiga, mujrimligiga guvohlik bermagunicha baloni boshlamanglar. Sadom qavmiga oxirgi imtihon keldi. Oxirgi imkoniyat keldi. Mana shu 3 ta farishta rasa bir kelishgan yosh chiroyli yigitlar suratida, odam suratida Sadom qavmiga qarab kelishdi. Alloh taolaning taqdiri Lut alayhissalomning qizlaridan bittasi suv olgani ana shu qishloqning tashqarisiga chiqqan bo'ladi. Chiqib haligi yigitlarni ko'radida yugurib oldiga boradi. "Siz kimsizlar? To'xtanglar" desa, "Mehmonmiz" deydi. "To'xtab turinglar shu yerda" deydi-da, Lut alayhissalomni chaqirib keladi. Ya'ni qizlarini ham ana shu fisq bo'lmasligi bo'lgan qirsini qaraylik. Lut alayhissalom kelib, "Kimsizlar?" dedi. Ular aytishdi, "Qishloqlarga mehmonmiz" dedi. Shu "mehmonmiz" degan so'zi Lut alayhissalomni "qaytib ketinglar orqalarga" deyishdan to'sdi.
Çünkü mehmanda kaytarıp olmaydı. Lütfularga bu kuşlağa kirmeyeler, bu kuşlağdakiler fasık, iflas, yeryüzünde buladık, rasva adam yok demakçıydı. Lekin mehmanımız degen sözü ağzını bağlayıp koydu. Şimdi kuşlağa karab yetelep gelişti başladı da. Her kereyken arkasıya karab durup, şayet yani kaçışı varsa da durup, mehmanlar dedi. Bu kavimdaki iflas olarak, fasık olarak halkı yok da, az günü yürüdü. Yine tohtarıp durup, buna iflas halkı yok da, parıştılar sanapketi yaptı. Üç madde, tör madde geçerdi. Parıştılar ne kılıçtı? Sanap geçişi oldu. Allah da Allah'a da büyürü bu genede. Güvahlikke özü ötme günüce, bu kavimde vayran kımeylerdi genede. Lut aleyhisselam, mehmanlar da uyga alıp geldi. Ve yaşırmak şeyen bu oldu. Lut aleyhisselam da ayalı kafir idi. Ve uydagi sırdı, köçüge yapıp çıkardı yana meneş uyuydu. Şaşırı yanıca, özünü fasık kavmiga vardı da etti ki, Lut'nu uyuyda, sizler hayatınızı hiç cem körmegen, güzel yaş yiğitler oturuptu dedi. وَجَاءَ قَوْمُهُ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Lut'in kavmi onu uyuyge yuhra'una şaşılıp pişilip de gene kuru kameli de gene maksatı yürüp geldi. Ve bundan Burhan sayyiatlardı, yaman işlerdi kılıçlardı. Başka ayette وَجَاءَ اَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ Ana şu Medine, ana şu kışlak ahli hoşhaber topgen adamdaki hursan bulup gelişti. Lut'un uyuyge deydi. Yani köleğinde kaysa derece yetken fısk fucur. Lut aleyhisselam bulardı tosmakçı balı beşiydi aldıya çıktı da قال هاولاي بناتي إن كنتم فاعلين yani bu işte kumakçı basıyla ana kızlarım turup tükür dedi. Bana şu ayette bazı not doğru tafsirler var şunu tuğla koşumuz gereği buladı. Bu yada kızlarından murat kızların degende Lut özünü kızlarını ana şu zinaya takilip kıldı mihmanlandık muhakkılışı için peki şunge hoşuken not doğru bazı bir düşünceler var. Kızlarından murat bu mufassırlardı sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hadiste geldi bana, her bir peygamber özünü ümmet için ata boladı. Ve ümmetler farzand onunla da boladı. Yani kızların degende ana şu, özilerde kavmilerde, sadun kavmideki ayarlar durup ki, bu alakanı buna işte kımakçı bulsaylar, ayarlarına karasaylar, bu mıyım degen mana var. Çünkü Kur'an'da okuyan paytımızda, ana şu ayette okusak, ana kızların turup tüküyor degen de, Lut aleyhisselam özünün iki tane mumuna kızını fahşke, robur okuldu degen düşünce kemesin. Bu hata. Kan bakılı peygamberlerde şanada bunu yapıp yapışı mümkün. İbn-i Kesir'de geledi, kan bakılı peygamber özünün kızını zinaya takip kılışı mümkün. Peygamber bu megen o düğüm olmamın asadan hazar kıladı. Fattakullaha ve la tuhzun. فلا تخزوني في زوفي قال يا قومي حول بناتي هن أطهر لكم أليس منكم رجل رشيد İçilerde birorta doğru yoldaki insaflı adam yok mu? Yani birorta adam yok. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد Kızlarınca bizim hacatımız yok yine yakışı bilesen ve biz nimanı köylümüz küsüyken yine bilip durursan. قال لو أنا li bikum quwa aw awi ila ruknin shadid ey dedi mashi kuchaytmay qolganda eshikni bekitib ichkaridan to'sib turdi ular eshikni yorib kirishlik harakatida bo'ldi aytdiki ey bir kuchim bo'lganda dedi bir quvvatim bo'lganda ko'rsatib qo'yardim senlarga endi ruknin shadidga suyanaman dedi ya'ni meni suyanadigan paddasha qiladigan odamim yo'q orqamda men faqat Allohga suyanaman dedi o'shuning uchun Lut alayhisalomdan keyin payg'ambarlar hammasida orqasida paddasha qiladigan urug'i bo'ldi yoki qandaydir qarindosh do'st yo'llari bo'ldi. Lutga ikki qizdan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Lut alayhisalom haqida aytadiki, Lutni Alloh rahmat qilsin deydi. Ruknun shadidga Allohga suyandi. Suyanadigan boshqa hech kimi yo'q. Subhanalloh. Bunaqa bandasi Allohga g'amini topshirib, Allohga suyanadigan bo'lsa, Alloh o'zi bilar ekan qanday qilib javob berishligini. Qavmda ichida birorta mo'min yo'q. Xuddi Ibrohim alayhisalomga o'tkazib ketganda birorta odam qo'yilari yosh ekan demagandik. Mana shu o'rinda ham nima deyapti? Allohga suyandim deyapti. Lekin Lut alayhisalomda birorta yordamchisi yo'q edi.
Qavm Lut alayhissalomni mehmon ko'chishlikdan ham man qilgan edi. Da'vat haqida so'z ochishlikdan ham man qilgan edi. Ya'ni havosini bo'g'ib qo'ygan edi bizni bilan aytganda. Va ja'a ahlul madinati yastabshirun qala inna ha'ula'i dhayfi fala tafzahun vattaqulloha va la tuhzun qalu avalam nanhakanil alamin. Axir biz seni qaytarmaganmiz bu narsalarda. Mehmon ham kutmaysan, da'vat ham qilmaysan demaganmiz. Shahvat ularning ko'zini ko'r qilganligi uchun haqdan uzoq bo'ldilar. Alloh taolo yer yuzida yashagan insonlardan faqat Muhammad alayhissalomni umriga qasam ichdi. Va shamsi va duhaha val asr was samai zatil buruj osmonga, yerga, quyoshga, vaqtga Alloh taolo qasam ichgan. Lekin inson umridan faqat Muhammad alayhissalomni ismiga Alloh umriga qasam ichdi. Bu Rasulullohga ikrom va hurmat yuzasidan. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ey Muhammad alayhissalom, umringizga qasamki, ular mana shu o'zlarini sakaratlarida aqlini yo'qotishlikda adashdi ular. Qasam ichib aytayapti Alloh taolo. Ya'ni bu qavm hech qachon iymonga kelmasligiga bir dalil bo'ladi. Alloh qasam ichib aytayapti. Bular iymon keltirmaydi. Sadom qavmi eshigini yorib uyga bosib kirmoqchi bo'lishdi. Shunda Lut alayhissalom to'xtab turib, shoshmanglar dedi-da ichkariga kirdi. Kirsa bu 3 ta yosh yigit muammo to'g'ridan-to'g'ri ularga ta'sir qiladi. Shularda ular olamiz qo'limizga deb harakat qilyapti, lekin bu 3 ta mehmon jim xotirjam bezovta bo'lmasdan o'tirganini ko'rib hayron bo'ldi Lut alayhissalom. Ular mehmonmiz dedi, farishtalarga aytmagan edi. Qala innakum qawmun munkarun. Men tushunmayapman dedi. Men tanimayapman sizlarni. Nimaga bunaqa dedi? Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun va ataynaka bil haqq va inna la sodiqun. Seni ey Lut, sizni yolg'onchi qilgan narsani, ular yolg'onchi qilgan narsani ko'tarib keldik biz. Balo dedik, ishonishmadimi? Biz balo olib kelganmiz. Albatta biz haqni gapiryapmiz, biz rostgo'ylardanmiz, biz farishtalarimiz dedi. Endi Sodom qavmini kuni soati bitdi. Endi bularni birortasi iymon keltirishiga muhlati yo'q. Alloh saqlasin ana shu qavmlardan bo'lib qolmaganligimizga. Chunki 900 yil qo'shni payg'ambar bo'lib bitta kalimani ayta olmayapti bir odam. Otasi payg'ambar bo'lib balosib kalimani ayta olmayapti. Balosi payg'ambar bo'lib otasi kalimani ayta olmayapti. Eng katta ne'mat bu iymon degan ne'mat. Qalu la taxof va la tahzan inna munajjuka va ahlaka illa murotaka kanat minal g'obirin. Ular aytishdi, ey Lut, siz qo'rqmang va mahzun ham bo'lmang. Albatta biz sizni va oilangizni najotga chiqaramiz. Faqat ayolingiz badbaxtlardan deyildi. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rijzan minas sama bima kanu yafsiqun. Albatta bu qavm fosiq bo'lganliklari sababli osmondan ularga biz baloni yog'diramiz. Ya Lut, inna rusulu robbik lan yasilu ilayk. Elut, biz Allohga elchilarimiz sizga hargiz yomonlik qilolmaydi ular dedi. Qavm eshigini yoramiz deb turgan paytda Lut alayhissalom ularni oldiga chiqdi, qonotini bir uchi bilan bir urdi ana shu eshik tagidalarda. Valaqad rawadu qan dafihi fatamasna ayunakum fazuqu azabi va nuzur. Uni mehmonlarini qas qilishgan edi. Biz ularni ko'zlarini urib ko'r qildik. Azobimiz, xor qilishligimiz qanday bo'ldi? Totinglar. Ana shu eshikda turgan edi, ko'zi ko'r bo'lib qolgandan keyin aytishdiki, sen bizni sehrlab qo'yding. Tong'asin, bir ish bor. Tong'asin ko'rsatamiz senga. Ko'zi ko'r bo'lganda ham tavba qilmayapti. Devorni ushlab, devorni paypaslab, devorga suyanib uylarga borishib oldi. Shundan keyin farishtalar Lut alayhissalomga aytishdiki, inna mawaidahumus subh, alaysa subhu biqorib. Ularga va'da qilingan vaqt subh. Tong otganda balo keladi. Os qolmadimi subhga? Harakatingizni qilinglar dedi. Fasri bi ahlika bi qit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdhu haythu tu'marun. Oilangiz bilan tunda, tunni bir qismida yo'lga chiqinglar va qavmga orqalaringizni qilinglar. Sizlardan biror bir kishi orqasiga qaramasin, ko'rsatilgan tomonga qarab yursin. Va qadayna ilayhi zalika al-amr anna dabira ha'ulay maqtubun musbihin. Ana shu orqadagi qavmni tong otganda orqasi qirqilishligini biz qazo qildik deb Alloh taolo. Ya'ni subh kirganda ular halok bo'ladi. Fanajjaynahu ahlahu ajma'in illa ajuzan fil g'obirin.
Kampir ey qarang, kampir. Qavmiga mana shu fashqda fashqda yordam berardi. Lut alayhissalomni sirini ko'chib yab chiqib turar edi. Kampir. Yigit kishining baxti to'tta bo'ladi. Keng hovlida, yaxshi markabda, yaxshi qo'shnida va solih ayolda. Alloh iymon degan banda ne'matni faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Eri payg'ambar bo'lib turib, xotini kofir bo'lib ketyapti. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala lut najjaynahum bi sahar ni'matan min indika zal min indina kadalika naziman shakar. Tun oxirlar najotga erishdilar. Lut alayhissalom o'zining ikkita qizi bilan qishloqdan uzoqlashgach subh ko'rindi. Shuruq boshlandi. Walaqad sabbahahum bukratan azabu mustaqir fazuqu azabi va nuzur. Qamar surasi. Azob qanday bo'ldi? Yerda yer yuzida yashab kofir bo'lib vayron bo'lgan xalqlar yer yuzida turganda balo kelgan ularga. Jibril alayhissalom qonatini bir uchini qishloqni tagiga tiqdi. Butun bir qishloqni osmonga ko'tardi. Hadislarda keladi. Shunday rivoyatlar bor ekanki, ana shu qishloqda itlarini hurganini, xo'rozlarni qichqirganligini tong saharda osmon ahli farishtalar eshitishdi. Farishtalarning tasbihini qishloqdagilar eshitdi uyg'oqlari. Mana shunday holatda har birini ustiga ularni ismi yozilgan tosh yog'di. Har birini ati yozilgan tosh yog'di. Ba'zi rivoyatlarda kelar ekan, ana shu Sodom qavmidan bo'lgan fosiqlar ba'zilari safarda bo'lgan bo'lsa, tijorat bilan birga ketgan bo'lsa, ularga aytilgan tosh ana shu turgan joyga borib urdi deyiladi. Alloh qodir. Chunki hazar qadardan saqlamaydi. Biz ehtiyotchoron ko'raveramiz, Alloh aytgani bo'laradi baribir. Ularga balo yozilganmi? Halok bo'lish taqdir qilinganmi? Halok bo'ldi. Hammasining ustiga bittadan ism yozilgan tosh yog'di va ustiga Jabroil salom bitta qichqirdi, qatib qolishdi. Halamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha va amtarna 'alaykum hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbika va ma hiya minaz zolimin bi ba'id. Fa'khadathum as-sayhatu mushriqin faj'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjil. Mana shunda osmonda halol qilindi va yerga to'ntarib tashab qo'yildi. Ya'ni yerdi betida qolishi mumkin bo'lmadi bularda. Aytdik, Od va Samud qavmlari halok bo'ldi, lekin yerdi betida ularda asarlari, ularda ba'zi uydan qolgan asoratlar bor, lekin Samud qavmi asoratlari qolgani yo'q. Sadu qavmini belgilari qolgani yo'q. Va amtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Biz ularning ustiga yomg'ir yog'dirdik. Endi mujrim bo'lgan qavmni oqibati nima bo'ldi? Va amtarna alayhim mataran fasaa mataral munzirin. Inna fi zalika laayatan wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu azizur rahim. Mana shunday fahsh qilganligi uchun Alloh taolo qanday balo yubordi va qanday holatda qoldirdi ularni? Mana shu narsada aql egalari uchun ibrat bor, lekin insonlarda ko'p bunga ishonmaydi. Zino ko'paygan joydan baraka ketadi. Zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi. Istig'for ko'patilgan joyda yomg'irli bulut keladi. Alloh istig'for ko'patgan bandaga farzandlarni, moli dunyoni beradi. Istig'forni ko'patgan qavmda bog'irog'i yaxshi bo'ladi, daryolarda to'liq suv oqadi deb Alloh mukofotni va'da qilyapti. Va bunaqa fahsh bilan shug'ullanadigan bo'lsa, mana bunday balo keladi deyapti. Ana shu televizorlarda ko'rayotgan yangiliklarda qarayapmiz, shamollab ketyapti bir yerini, suv bosyapti bir yerini. Birodarlar, jinni fikr qilmaymizmi? Alloh bandalarga mehribon, lekin bandalari o'z-o'zlariga zulm qilib qo'yadi. Hech qaysi bandaga o'zi so'rab o'zi loyiq bo'lib qolmagunicha balo kelgan emas. Mana shu gunohdan ehtiyot bo'laylik. Bu ommaviy suratda avjob ketishligi mumkin emas bu. Lekin men afsus bo'lsinki, har xil ta'sirlarda ostida mana kinoni ko'rib kulib qo'yapmiz, ha? Ha, anaqa ekanda kulib qo'yapmiz. Hazar qilinmasmidi? Chaptalar aytmaysizlarmi shu narsalarni? Bu to'g'ri gap kelsa odamlar og'zini chaqilib iblos razil narsada yomon ko'rishardi. Hozir biz ko'rib kulib o'tiribmiz bu narsalarda. Sizlardan bir kishi munkarni ko'rsa dedi payg'ambarimiz. Man ro'minkum munkara fal yughayyihu bi yadihi. Munkar ishni ko'rsa qo'li bilan tiysin dedi. Fa illam yasati qo'lidan kelmasa tili bilan tiysin. Fa illam yasati. Agar tili bilan gapirishlikka ham qurbi yetmasa eng kamida yomon ko'rsin shu narsani deyapti.
kemiyedeyken de kör oturmayız mı biz? Kalbimiz bilen şuna sen yaman körmesi, onun arkası da buğdayı da danası çalıyken iman bu mıydı diyebdi Resulullah. وَالْمُؤْتَفِكَةُ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذ۪يرٌ مِنَ النُّذُرِ الْعُولَى. Ölü deniz mintakası da Sadom şundayı halak kılındı. Keyingi avlatlar fahştan, Allah'ta azabıdan agah buluşlar için ulardı yaşayan cahayı belge kılıp kaldırıldı beraber. Lüt havuzu değildi. Uyada bir tri canzat yaşamaydı suda. En katta fahş bugün, en katta buzgunçilik kigen kavm, Sadom kavmını kıssası bana şu cahayden hazır yetedi. Ve özümüzü kereyli hulasalatı çıkarayelik. Atrafımızı karayelik. Allah Teala'dan istiğfar edip keçirişini sorayelik. Çünkü hammamız farzan bahı yapız. Rabbana hablana min azvacina ve zurriyatina kurrata ayun ve cealna lil muttaqina imama. Parvardigar bizi ahli ayollarımızdan ve farzandlarımızdan közümüzü kuvançını bergin ve bizi takvadarlarga başlık kıyın, imam kıyın. Közümüzü kuvançını mı da? Maşını minganligi de öyle yaptı mı? Allah onu körsetedi. Közümüzü kıvançını mı? Çıralı imaratı saganligi de mi? Onu da körsetedi. Közümüzü kıvançını mı? Hemeni köz köz bolu yürgenligi de mi? Onu körsetedi. Peki közümüzü kıvançı Allah'a razı kıladığın işler bilen ballarımızı avarı bolu yürgen de mi? Kur'an okuyanı körüp közümüz kıvını yaptı mı? Eğer bizi ölçeğimiz şu olsa ballarımız ana şimdi insanlar boladı. Biz kim bosek? Ballarımız özümüz yaraşa boladı. Biz kim bosek? Ahli ayarlarımız, hanadanımız özümüz yaraşa boladı. Öşün için katından itaatlı, ibadatlı, takvada talep bulayken payette, ballardan bandat doku, Kur'an okudu buladı, takılayken payetimizi az yine insaf bulup, özümüz yem buraya elip şahalı. Özümüz kimimiz o? Ne bana talep kılayapız? Çünkü farzatlarımız hakkında dua kılaylık. Allah-u Teala bana şimdi bir masiyetten, fisk fücudan özü saklayan basın. Çünkü Allah Teala bilmese biz ağzımızdaki bir kere suğumuzu yutamayız. Ballada terbiyesi cüda ağır narsa. Allah Teala özü tavfik vergen olsun. İnşallah ki yenge suhbatta ötken sefer 5-10 minut az bu paralı çünkü köpeyip gitti. Hep köpeyip misiler. Kıssalarda en güzel bugün Yusuf Aleyhisselam kıssasını başlayan balamız inşallah. Kur'an'daki her bir de kıssa, güzel kıssa. Nahnu nakussu aleyke ahsanal kasası bima vahayna ileyke hadal Kur'an dedi Allah. Mana şu Kur'an'da kıssaladı en güzellerini bayan kılamız dedi. Mana şu ayet Yusuf aleyhisselam suresindeki gen. Yusuf suresi 111 ayet. 101 ayette Yusuf aleyhisselam kıssası tügeydi. Hemen peygamberler kıssaları bölüngen her yer hayaldeki gen. Fakat Yusuf aleyhisselam'ın kıssası bir başlanadı, bir tügeydi. Başka yerde kemiydi. Ulamalar etedi, Yusuf suresini kaysa bir kişi okurken kalbi de gamı var, derdi var adam. Elbette bu gamı ketedi, kalbi de sakinat, hatırca mikeler deyidir. İnşallah ki yenge subatımızı Allah nasip ise Yusuf aleyhisselam kıssasını okuyan bulamız. Keşke olmasına vahliyi rakelesiler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.